Arkadaşımız İsmail Çanak her hafta Türkiye'nin her yerinden bizlere merhaba diyor. Evlerinize konuk oluyor. Bakalım bize şu an Bursa'da neler anlatacak. Uyan Türkiye'm izleyicileri, size sabah sabah bir işkenceyle başlatalım güne dedik. Siz kahvaltı sofralarınızın başındayken efendim yanımızda Hacı Hasanoğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş var ve biz şu anda bu inanılmaz lezzetlerin yanındayız. Hatta elimizde bir mor baklava var. İçinde de Beyaz TV. Uyan Türkiye'm bizim reklamımızı da ihmal etmemişsiniz. Evet. Baklava yiyelim. Uyan Türkiye'de uyanalım. Canlı olalım. Enerjik olalım. Değil mi efendim İsmail Bey? Hay maşallah. Şimdi izleyiciler diyor ki sabah sabah bize bu işkence yaptırılır mı? Ne kadar güzel. Birbirinden lezzetli görünüyor. Birbirinden güzel. Şu güzelim çeşitlere bakar mısınız? Şunlara bakar mısınız? Hayır, yeme maşallah. Beni yerim seni, tatlının güzeli, ben güzele güzel demem, harem güzeli yemeyince. Harem güzeli de var, baklavaları tanıtarak başlayalım o zaman, evet. Madem öyle, böyle girdik. Şöyle geçelim, şöyle diğer burmamız, Diyarbakır'ın diğer burması. Görüyorsunuz, diğer burmanın diğer baklava, şey kadayıfı. Şöyle fıstıklı kadayıfımız var. Ne kadar fıstık var içinde böyle bunları? Her katında fıstık var, şahane bir şekilde. Biz bundan bir porsiyon yesek? 8 saat tok tutar efendim. 8 saat emin evet. misiniz? Evet efendim. Deneriz bakın. Deneriz, deneriz. Denemesi bedava. Bak fıstıklı baklavam neymiş? Fıstıklı baklava. Fıstığım kıtır kıtır, baklavam çıtır çıtır. İzleyiciler diyor ki şimdi aman Allah'ım biz o sofrada olsak, biz bu masada olsak. Acaba izleyiciler neden başlardı? Şurada çok fıstıklı bir şey görüyorum. Onun Türkiye'de, Türkiye'mizin milli takımı nedir? Fıstıklı baklava, kuru baklava, havuç dilimi. Baklavamız Türkiye'mizin... Amiral gemimiz. Amiral gemimiz. Türkiye'de yurt dışında mikrofonu tuttuğunuz zaman ne geliyor? Baklava. Baklava denince Türkiye geliyor akla. Ama bu kadar lezzetlileri var mıydı ya? Şunu bir gösterelim. Kameraman arkadaşım Emre Can'dan rica ediyorum. Bu görmüş olduğumuz fıstık tereyağı olmaktadır. Gerçekten bir nevi ilaç, ilaç, ilaç. Şahane bir şekilde fıstık burması. Görüyorsunuz. Gerçek doğal Antep fıstığı efendim. Şimdi çok merak ettim Yüksel Bey. Şurada bir mor baklava vardı. Onun yanına doğru bir gidelim mi? İlk onu gösterdik. Hangisine gideceğimi de şaşırdım. O kadar güzel şeyler hazırladım ki sizin için. Bizi çekme çekme. Şunları çek ya. Bunları çek kardeşim. Evet. Kameraman arkadaşım Emrecan. Şunları bir göster. Evet. Bu mor baklava. Mor baklava Hacı Hasanoğulları'nın rengi olduğundan dolayı biz de kendimize doğal meyve sebze karışımından yapılmış doğal baklavamızı bu şekilde getirip Türkiye'de rengimizle birleştiriyoruz. Gerçekten bu baklavaları gördükten sonra vatandaşların... Şöyle bakar mısınız İsmail Bey? Bunun ismi harem güzeli. İçerisinde fıstık, tereyağı olmaktadır. Şimdi korona günlerindeyiz, pandemi dönemindeyiz ve vatandaşlar artık bir yerlere giderken sıkıntı yaşıyorlar. Siz de bu anlamda Türkiye'de e-ticareti ilk getiren baklavacılardan biri oldunuz. Tebrik Türkiye'de 2-3 firmadan biriyiz. Biz 5 yıldır e-satış, dijital yayıncılık, Facebook, Instagram hepsinde 5 yıldır emeğimizi veriyoruz. Emeklerimizle bugüne kalıyoruz. Bu pandemi sürecinde inanın ki hiç zorluk çekmedik, pandemi baklavacılara yaradı. Onun için de... Ama işine, hepsine değil tabii. Hepsine değil. Şu anda öyle bir yakalandık ki... İşini, dijitalini, Facebook'unu, Instagram'ını, e-satışını hazırlıklı olan 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl evvel olan insanlar iş yapıyor şu anda. İnsanların hakikaten şu dönemde hazırlık yapmayanların işi Allah korusun yani. Pandemi sizi hiç etkilemedi mi? Pandemi nasıl etkilesin? Bu güzelim lezzetleri. Bugün verdiğimiz ürünü yarın teslim ediyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Özeniyor müşteriler, evde oturuyor, canı çekiyor. Kan düşüklüğünden dolayı herkes alıyor tatlılarını. Şimdi bir konuya geleceğim. Amerika'ya geçen ay bir tır baklava göndermişsiniz. Bu pandemi döneminde nasıl başardınız? Yaklaşık 17 ülkenin 10 tanesine pandemiden önce veriyorduk 17 ülkeye. Şimdi 10 tane ülkeye veriyoruz. Tabii bununla ilgili de kızım ilgileniyor.
Oralarda da e-satışı, dijital yayıncılık olduğundan dolayı yani sonuçta millet aç kalacak hali yok. Yemek zorundayız efendim. O zaman bu işin sırrını ona bir soralım. Tabii. Sel Bey, e-ticaret dedi, topu size attı. İhracatla siz ilgileniyorsunuz herhalde. Evet, evet. Nasıl gidiyor? İhracatımız nasıl gidiyor? Evet, tabii biz eski ve köklü bir şirket olduğumuz için 1970 yılından beridir baklava ve su böreği üretimi yapan bir şirketimiz var. Bu sebeple de baklavalarımız tecrübelerimizle birlikte birleşince talep görmeye başladı. Şu anda da Amerika'ya yoğunlukta olarak her ay konteynerlerimiz çıkmaktadır. Konteynerler. Bir yiyen bir daha yiyor. Bir yiyen bir daha yiyor. Hep istiyor herhalde. Evet. Amerikalılar da biraz bizim tatlılara düşkün herhalde. Türk tatlıları böyle baklava falan oralarda çok prim yapıyor diye biliyorum. Doğru yani mi? Tabii etnik kesim de çok fazla var o tarafta. Ve baklava tabii ki Türk kültürünün yansıttığı bir lezzet olduğu için de hiçbir zaman yok sayılmıyor. Her zaman ön planda olan bir tatlı. İhracatı anlattılar, eş satış dedik. Böyle iyi. Artık eskiden biliyorsunuz mecburen işte bir şeyleri satın almak için o mağazaya, dükkana ya baklava almak istiyorsanız baklavacıya gitmeniz gerekiyordu. Ama Yüksel Bey'in de dediği gibi bu işte erken davrananlar kazandı. Siz de e-ticarete ilk başlayan firmalardan birisiniz zaten. Evet, sektör olarak, baklava sektörü olarak ilklerden biriyiz biz. Bununla ilgili büyük çalışmalarımız oldu, ön çalışmalarımız oldu. Danışmanlık hizmeti alıyoruz. Altyapımızı müşterilerimizin kolay alışveriş yapabileceği şekilde oluşturduk. Şubelerimizin yanı sıra müşterilerimiz bize online sitemizden, WhatsApp sipariş hattımızdan ve call center ekibimiz var. Call center ekibi de var. Aynen. Call center. Şunu merak ediyorum. Ben Kars'ta yaşıyorum. Bilgisayarın başına geçtim ya da telefonumu aldım elime. Ya canım bir baklava istiyor. Ama işte benim istediğim baklava da benim memlekette yok dedik. Kaç gün sonra ben oradan WhatsApp'tan yazdım. İstiyorum kardeşim bu baklavalardan dedim. Ne zaman geliyor bana? 1 ila 3 gün arasında sizin elinizde oluyor baklavamız. Ve bunu bütün kanallardan ulaşabiliyor herhalde anladığım kadarıyla. Tabii ki. Müşteri ilişkileri departmanımız ulaşıyor call center ekibimize. Tüm takibimiz zaten call center ekibimiz yapıyor, sağlıyor. Her şey sistem üzerinde. Kargo bilgisine ulaşabiliyor kişi, müşterimiz. Bu anlamda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Size hemen bence bir gol atacağım o zaman. Gösterelim şu baklavaları. Diyelim ki ben mesela Ağrı'dan ya da işte Edirne'den yazdım size. Bu baklavanın fotoğrafını gördüm. Burada gördüğümüz bütün baklavaları isteyebiliyor muyuz? İsteyebiliyorsunuz fakat eğer çok uzaksa, Kars'taysa mesela dediğiniz örnekteki gibi kaymaklı ürünlerimizi gönderemiyoruz. Böyle bir durumumuz var ama onun dışında tüm ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Yurt dışına da yine aynı şekilde. Tabii Aslanım'ın da bahsettiği gibi yurt dışına hepsi gidiyor. Aklımda internetten bir şey alırken kafasında hep soru işareti var. Siz ne kadar köklü bir firma olursanız olun. Bununla ilgili sizin sertifikalar falan var mı? Hani rahatlıkla, gönül rahatlığıyla sipariş versin vatandaş diye. Tabii ki. Bununla ilgili gerek teknik altyapımız, gerek yazılımımız, SSL sertifikamız, aynı zamanda Paytere gibi ödeme sistemiyle çalışıyoruz biz. Yani müşterilerimizin tüm kişisel veri haklarını saklıyoruz ve koruyoruz. Bu konuda kolaylıkla, güvenlikle bizden sipariş verebilirler. İşte vatandaşın merak ettiği bir diğer konuda o son tüketiciye nasıl ulaşıyor? Çünkü baklava hassas bir şey. Müşteri memnun olur olmaz. Çünkü normal bir kargo bile geldiğinde evimize yok işte diyorlar ki efendim kargocular bunu işte getiremiyor. İşte sıkıntı yaşıyoruz. Döküldü, kırıldı. Siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Biz bu işi müşterimizle iletişime geçtikten sonra ürünlerimizi baklava kutularımıza, ürünlerimizi kutularımıza koyuyoruz ve kutuları ayrıca burada gördüğünüz gibi tahta kutusunun içerisine yerleştiriyoruz. Tahta kutuda mı geliyor? Evet, bu şekilde. Ve bunu ayrıca bir özel paketlemeden de geçirerek müşterilerimize kargo yoluyla ücretsiz bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Yani ben Türkiye'nin neresinde olursam olayım bu tahta kutu bana gelen baklavaya aslında evet, daha sağlam bir şekilde, evet, gelmesin. Şu şekilde mesela göstereyim örnek size. Şu şekilde kutumuz içerisine giriyor. Ve
bu şekilde kapatıyoruz. Bir de bu kutuyu ayrıca bir paketleme işleminden de geçiriyoruz. Yani toplamda 3 kere böyle uğraşılıyor, evet, özeniliyor, evet, ama tabii çünkü şehir dışı, evet, kolay değil. Nasıl müşteriler, memnun kalıyorlar mı? Çok memnun kalıyorlar. Özellikle müşterilerimiz bu kutuyla bizi kendilerini çok özel hissettiklerini söylüyorlar ve bu şekilde gönderimi için çok mutlular. Biz de bu geri dönüşler daha da çok bu işe sarılmamıza sebep oluyor ve daha da neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bunlar bile nasıl lezzetli görülüyor Yüksel Bey. Evet. Seyirciler de şu anda artık bittiler. Değerli izleyicilerim, görüyorum şuradan. Beni izlerken şu güzelim tatlıları görüyorsunuz ya. İçim sizin kadar istiyor, canım istiyor. Şimdi ben de biraz sonra çıktıktan sonra bir porsiyon yiyeceğim. 8 saat tok tutacak. Enerjimizi alacağız. Bu tatlılar hakikaten çok kaliteli. Bir alan bir daha geliyor. Bağımlılık yapıyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Bu güzel ürünleri bugün veriyoruz. Yarın öbür gün şehrin uzaklığına göre elinizde oluyor. Sağlıklı, güzel kutularımız, ambalajlarımız. En iyi şekilde bu güzel ürünlerden almak. Şimdi Uyan Türkiye'nin izleyicilerine öyle bir anlattınız ki ben artık burada sözü almak istiyorum. Şu anda Hacı Hasanoğulları'nı Instagram'dan mesaj atan ve takip eden ilk 10 kişi hemen buradan Bursa'dan en sevilen baklavalardan 10'ar kilo, yani 10 kilo, toplamda 10 kilo göndereceğiz. Bu da bizim Uyan Türkiye olarak hediyemiz olsun diyelim. İnşallah, inşallah. Hangisinden yollayacağız? Bakalım, bu güzelim tatlı, bu sizin için özel hazırladık, kelebek tatlısı. Kelebek. O zaman bunları yiyeceğiz. Evet. Kelebek gibi, kelebek tatlısı. İşte şu anda Bursa'dan aktaracaklarımız bu kadar. Söz İstanbul stüdyolarında Tahir Sarıkaya'da.